Hakikaten mi kız? Aynen öyle. Aa, teşekkürler. Bak ben iyiyim. Hoş geldiniz. Vay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim seni sonra. İyi. Hoş geldiniz. Hoş geldin ablacığım. Ne haber? Hoş bulduk. Nasılsın? Ne haber? Sen nasılsın? Ne yapıyorsun Emre'ciğim? Hoş geldiniz. Yüzün gülüyor. Bakayım bakayım. Ablana sahip çıkar. Dur abla. Biz daha katalım dedik biraz da. Dur ya fazla uğraş. Ne haber? Kendine iyiyim. İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ne yapıyorsun sen? Hoş geldin. Ne yapayım? Ben öpüyorum. Ne yapıyorsun beni ya? Nerede öptüm seni? Aramızda işte peynirim yok. İlk geldiğim günler öpmüştü. Yediniz mi yemek? Karnınızı açmıyor. Bozmamak için olabilir mi? Yer misiniz? Aa, yok yanlış anlama benim bir anladım yanlış kardeşim yani. Yani. Burada beni tanıyanlar bilirler. Sen tanımadığın için sana tuhaf geliyor. Öpmedim diye bozuluyor. Ben kimseye öpmüyorum. Ben bir tabak ıspanak. Yemek götürmek zorunda kaldım. Nasıl? Derin tabak mı? Bizim zamanımızdan yediler. Hoş geldin tamam. Çay demleyelim o zaman. Çay seversin. Merhaba Melis'ciğim. Bana iyi davranım sonra arkamdan konuşma ama. Öf lan kutu ya. Ne yaptım yine ya? Ben söyleyeyim de. Hayır yine ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Ben sadece söylüyorum. Bir şey yapmadım. Tamam. Aa. Hayır, öf tamam hem de. Hayır ne yaptın yine ya? Kız kimin yeri? Ispanak işte. Kim bir birisi yemek tamam. Alacak? Buraya ben... çünkü senle odadan çıktıktan sonra gelip buraya bana ne olmuş ne olmuş bunlar. Sen kendin eş olarak veyahut da insan olarak yanında bulundurduğun insana bunu yakıştırabiliyorsan ben bir şey diyemiyorum zaten. Ben görmediğim için yakıştıramıyorum tabii. Görmediğin için ama burada ben tahrik oluyorum. Burada ben sinir krizi geçiriyorum. Elim ayağım titredi burada. Ve burası yani mahvoldu. Ben burada ağlamak zorunda değilim her seferinde. Benim üzerimden kimse yürümesin lütfen. Hiçbir şey yokmuş gibi davranabilirsin yani. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamam Gürkan. Niye davranayım ki? Ya ne diyor ki sana yani? Bana diyor ki işte bak Gürkan seni değil beni seçti. Gördün mü? Biz senin elinden seni ne dedi ya? Hani sen tanıyacaktın. Gürkan beni seçti. Beni şey yaptı. Şöyleydi, böyleydi. Seçebilirsin arkadaşım. Burçak bak. Seçebilirsin. İstediğini yapabilirsin. De her seferinde de sosyal ağlardan işte Gürkan ben bana her yazdı, seferinde etti. Söylemiyorum. Neyse yani iki yani buraya geldiğinden beri iki konuşma şahidi oldum. İkisinde de aynı şeyi söyledin. Tamam ben açık açık söylüyorum. Sen rahatsız oldun. Ben ilk eve girerken kalktın üfledin püfledin ondan sonra konu açıldı. Fark ettiysen. Ya bak şimdi buraya gelme sebebim sensin tamam mı? Ama ben buraya geldiğimde sen yoktun. Yani olsaydın zaten Dani demezdim. Ama ben eve geldiğimde Dani de gerçekten birbirimizden elektrik aldık yani. Anladın mı? Hı hı. Yani şu an için benden ne demeni bekliyorsun ki? Bir şey demeni beklemiyorum. Ama benim üzerimden lütfen oynamayın diyorum. Bu mu derdin? Oynamayın. Ben bu mu derdin insanım. Değil. Benim derdim ben buraya geldiğimde dedim bak. Ki ben sözümü bitireyim lütfen. Bu yüzden Dani ile ben zaten iyice papaz oldum. Burada konuştu dinledim. Ondan sonra benim konuşmama izin vermedi. Kalkıp bana abuk subuk laflar etti. Bunları burada artık paylaşmak da istemiyorum. Gerçekten hani rahatsız oldum. Bak Burçak burada bir oyun oynama muhabbeti almış başını gidiyor tamam mı? Ben oyun oynamıyorum. Hayır yani. Tamam şimdi sen hani diyorsun ya. Bak ben beni tanıyan herkes de bilir. Beni de. Ben lay lay lom yapacak, oyun oynayacak falan filan diye. Ben duyguları gayet net olan anladın mı? Duygularını direkt belli eden öyle konuşan bir insanım. Ben buraya ünlü şöhret olmaya ya da başka bir şey peşinde de değilim. Anladın mı? Ben direkt buraya geldim. Çocuğumu arkamda bırakarak geldim. Ona bir söz verdim. Mutlu olacağım ve beni izleyeceksin dedim. Anladın mı? Benim burada şarlatanlık yapmak gibi bir şeyim yok. Peki öyle. O zaman yanlış adayı seçmişsin. Onu da söyleyeyim sana. Bugün Burçak erkekler evimize geldiği zaman hemen Gürkan'ı bahçeye çekip konuştu. Ben tamamen kıskançlığından bunu yaptığını düşünüyorum. Olan bizim Gürkan'la vakit geçireceğimiz oldu. Olsun hiç önemli değil. Zaman her şeyi zaten gösterecek. Şimdi senin geleceğin de belli değil tamam mı? Hiç herkesle, hiç kimseyle muhatap olmuyorum. Bu işte komik olan. İşte muhatap olmuyorum. Böyle bekleyeceğim mi abi? Ha diyorsun başka şeylere de bakarım. Ya bakarım değil abi ben ne bileyim onu yani Dani'den bir şey hissedeceğimi. Ben bu abi hissetmenin planı mı olur? Ben ne bileyim yani anladım. Aldım ondan bir şeyi verdim de. Kız 3 aydır kimseyle muhatap olmuyor burada anladın mı saçma sapan? Kim? Hani samimi şekilde duygusal anlamda. Kim? Duygusal anlamda. Kim? Mantıkla. Kim? Dani.
Sen o zaman eski bölümleri bir tekrar aç, izle, tamam mı? Sana ne anlattı bilmiyorum ama madem bu kadar eminsin, önce emin ol, öyle konuş. Tamam mı? Geçmişi benim için önemli mi? Şimdi 3 aydır geçmişi demiyorum, bu programda diyorum. 3 aydırdan bahsediyorsun. 3 aydır hiç kimseyle bir şey yaşamamış diyorsun. Bir dakika. Daha senin geleceğin günün bir gün öncesi Tankut'la burada el ele oturuyorlar. Onu görmedim ben. O gör yani o zaman. Görmedim değil. Madem bunların arasında ilişki yoktu, ama niye el ele Tankut oturuyorlar? Masaj yapıyorum dedi. Yani eline el ele tutmuyormuş. Ya izle o zaman programı, tamam mı? Böyle ya burada benim, böyle Dani oturuyor. Burada şey oturuyor. Evet öyle düşünüyorum. Burçak'la bahçede konuştuk. Sanırım hala aklı bende. Dani ile aramızı açmaya çalışsa da Dani'den şu an vazgeçmeyeceğim ama duygusal anlamda Dani'den yara alırsam belki Burçak'a dönebilirim. Ben Dani'nin samimiyetine inanmıyorum ve buraya bak, gelip bugün, kırmızı odana ne buraya gelip bak, Dani benim bak, üzerime oynayamaz bak, tamam ben onu söyleyeceğim ona, ben şey. Onu söyleyeceğim sana son bir şey söyleyeceğim. Hayır sen söyleyeceksin sonra Dani tekrar gelecek bak, burada bana aynı şeyi söyleyecek. Kırmızı odada ben ona ne dedim biliyor musun? Evet. Ben kullanıldığımı anladığım an seninle işim olmaz. Neyse olur sen yeter ki.